Dostlar hepinize merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Hümeyn adındaki yeni bir teknoloji şirketi bildiğimiz akıllı telefon konseptini epey değiştiren ekransız bir telefon tanıttı. Üstelik bu telefonu Apple'dan ayrılan iki üst düzey yönetici geliştirdi. Ve ChatGPT'nin mucidi OpenAI'nin geliştirdiği yapay zeka ile çalışıyor. Yani durum bayağı ciddi anlayacağınız. Ekransız telefonların ilk böyle ciddi örneğiyle karşı karşıya izleyebilirim. Gelin bu telefon bize neler sunacak? En önemlisi de ekransız bir telefonu nasıl kullanacağız açıklayalım. Biliyorum böyle ekransız telefon deyince kulağa epey mantıksız geliyor ama cep telefonlarındaki bu fiziksel tuşlar ortadan kalkmaya başladığında insanlar o dönem afallamış, hatta bu duruma tepki göstermişlerdi. Ancak o dönemki dokunmatik ekranlar neredeyse böyle vurmatik ekran gibi de çalışsa da zamanla hepimiz akıllı telefonlara alıştık, hatta artık bağımlısı olduk diyebilirim. Ancak bugün gerçekten de alıştığımız telefonları hayatımızdan çıkarma iddiasına sahip ekransız bir telefon gördük. Bu telefonun detaylarına geçmeden önce konuyu anlamanız için sizi yakında isimlerini daha sık duyacağımız şu iki isimle tanıştırmak istiyorum. İmran Çadri ve Betin Bongiorno. İmran Çadri 20 yıl boyunca iPhone, iPad, Mac ve iPod gibi Apple ürünlerinin arayüzlerini geliştiren baş tasarımcılardan birisiydi. Betin Bongiorno ise iOS ve macOS işletim sistemlerini geliştiren kıdemli mühendislerden birisiydi Apple'da. Her ikisi de Apple'dan ayrılıp Hümeyn adında bir şirket kurdu ve Silikon Vadisi'nde çalışan epey yetenekli mühendislerden oluşan bir ekip topladılar. Ve bu ekibin geliştirdiği ilk cihaz Hümeyn AI Pin de böylece ortaya çıkmış oldu. Aslında bu ürün Haziran 2023'te ortaya çıkmıştı ama tanıtımı için Kasım ayına kadar beklediler ve şu an bu ekransız telefon hakkında hemen hemen her türlü detay belli. Biz her zamanki gibi tasarımla başlayalım. AI Pin adındaki bu telefon aslında şu anda elimde görmüş olduğunuz bu mikrofonla hemen hemen aynı boyutlara sahip. Ancak iki parçadan oluşuyor. Telefona dair tüm donanımların bulunduğu, yer aldığı bilgisayar birimi ve batarya. İkisi bir araya geldiğinde neredeyse bir kablosuz kulaklık kutusuyla aynı boyuta ve kalınlığa sahip oluyor. Çerçevesi alüminyumdan üretilmiş. Ön ve arka tarafında ise akıllı telefonlarda sık sık görmeye alıştığımız Gorilla Glass Victus ile karşılaşıyoruz. Siyah, beyaz ve krom beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği de var. Ben açıkçası daha fazla renk seçeneği görmek isterdim burada. Çünkü en nihayetinde bu cihaz kıyafetlerin üzerinde durmak için tasarlanmış bir ürün. Ön yüzeyin üst tarafında optik sensör kapsülü adında çıkıntılı bir bölüm var. Bu çıkıntının tam ortasında bir kamera ve hemen üzerinde de bir bildirim ışığı konumlandırılmış. Mesela kamera kayıttaysa karşıdaki insanın durumu anlaması sağlanıyor. Kameranın hemen sonundaki yeşil kutucuk ise avucunuzun içerisine sanal bir ekran yansıtan lazer projektör arkadaşlar. Bu kısma birazdan geleceğiz. Üst tarafına baktığımızda kişisel bir bildirim ışığı ve bir de telefon görüşmeleri için hoparlör görüyoruz. Alt kısımda ise bir mikrofon yer alıyor. Cihaza dair benim en çok merak ettiğim detay da bu hoparlör ve mikrofonun kalabalık ve gürültülü ortamda böyle nasıl bir sesli görüşme imkanı sunacağı. Firma bunun önüne geçmek için Bluetooth kulaklık desteği de sunuyor ama çoğunuz da benim gibi böyle kalabalık ortamlardayken karşı tarafın sesinin duyulmasını istemezsiniz. Yine de Bluetooth kulaklık takarak bu telefonda görüşme yapabiliyorsunuz. AI Pin ile birlikte asgari görevi gören bir mıknatıs geliyor. Bu sayede gövdeyi üzerinizdeki kıyafetin istediğiniz yerine takabiliyorsunuz şu şekilde. Dilerseniz mıknatısın ekstra batarya modülüne sahip ikinci bir versiyonu da var. Bunu da kullanırsanız kalınlık iki kat artıyor ama kullanım süresi de bir o kadar uzuyor. Cihazın ağırlığı sadece 34.2 gram. Böyle bir yere takıldınız, çarptınız diyelim, cihazın mıknatısları kolay kolay düşmeyecek şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Eğer kalın bir kumaşa mesela montunuza takacaksanız bunun içinde bir askı aparatı da var cihazla birlikte gelen. Onu da böyle kalın kumaşa geçirmeniz yetiyor. Gelelim kameraya. Ortadaki tek kamera 13 megapiksel çözünürlükte ve ultra geniş açılı çekimler yapabiliyor. Hangi çözünürlükte video kaydedebildiği henüz açıklanmamış. Çekilen örnek fotoğraflara baktığımızda bu kameranın iyi işler çıkardığını görebiliyorsunuz. Ancak akıllı telefonlardaki gibi çekilen fotoğrafları hemen göremeyecek olmak bence alışılması zor bir değişim. Ayrıca bu telefonda fotoğraf çekmek için ön tarafına iki kez dokunmanız yeterli oluyor. İnsanların yürüyen hapishane duvarı gibi yakasına kamera ile gezmesi bence biraz sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Yine de firma kamera üzerine taktığı bildirim ışığı ile bu sorunun önüne geçmeye çalışmış. Ama bence pek de yeterli değil. Üzerinde kamera olan gözlüklerle neler yapılabildiğini biliyoruz sonuçta. Bu kısım biraz da kullanan kişinin niyetine bağlı diyebilirim. Peki bu cihazı nasıl kontrol ediyoruz?
ses, dokunma, parmak hareketleri ve lazer ekran ile arkadaşlar. Aslında lazer ekran haricinde akıllı telefonlarda bulunan kontrol özelliklerine sahip diyebiliriz bu cihaz için. Cihazın üzerinde dokunmatik bir alan yer alıyor. Bu bölgeyi laptoplardaki touchpadler gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu cihazın en tuhaf tarafı bir lazer projektöre sahip olması. Bu projektör avucunuzun içerisine tek renkli bir görüntü yansıtarak sanal bir ekran oluşturuyor. Bu ekranı da parmak ve avuç içi hareketleriyle kontrol edebiliyorsunuz. Mesela mesajlar uygulamasına girdiniz. Bu sırada sesle mesajınızı yazıp yine sesle ya da parmak hareketleriyle gönderebiliyorsunuz. Galiba şu hareketi de böyle onaylama hareketi olarak belirlemişler. Bunu çok yakın zamanda Apple Watch Series 9'da da gördük. Parmak hareketleri artık akıllı saatlerin de bir parçası. Aslında bu oradaki böyle gesture dediğimiz parmak ve avuç içi hareketleri de bu cihaza uyarlamışlar diyebiliriz. Zaten geliştiren mühendislerin, geliştiren tasarımcıların da eski Apple çalışanı olması bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ekransız telefonu böyle rahatlıkla kontrol etmek için avuç içinizi cihaza minimum 20, maksimum 40 santimetrelik bir mesafede tutmanız gerekiyor. Bu sayede o lazer projektörün yansıttığı görüntüyü net bir şekilde avuç içinde görebiliyorsunuz. Firma bu cihaza özel olarak Cosmos adında bir işletim sistemi geliştirmiş arkadaşlar. Hem dokunmatik kontroller hem de lazer ekrandaki arayüz bu işletim sistemine bağlı olarak çalışıyor. Tabii işletim sisteminin en büyük kompartmanı da yapay zeka birimi. Yani bugün kullanmaya çok alıştığımız ekran deneyimine bağımlı olan Instagram veya YouTube gibi uygulamaların bu işletim sisteminde hiç yeri yok. Şirket uygulamalarla değil, yapay zeka deneyimleriyle çalışacak bir sistem geliştirdiğini söylüyor. İşte işletim sisteminin en vurucu tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. ChatGPT ve Dolly gibi yapay zeka araçlarının mucidi OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka altyapısına sahip bu cihaz. Bu sebeple kendisiyle Türkçe dahil istediğiniz dilde etkileşim kurabiliyorsunuz. AI Bus adındaki yapay zeka altyapısı da ekransız bir telefonun hayatımızda yarattığı boşluğu doldurabileceği iddiasına sahip. Peki bunu nasıl vaat ediyor? Bugün akıllı telefonlarda bir şey yapmak istediğimizde o işi yapabilecek uygulamayı arayıp en uygun olanı bulmak, indirmek ve her ihtiyacımız olduğunda menüye gidip uygulamayı açmak zorundayız. Ancak AI Bus bu olayı kökünden çözmüş ve söylediklerine göre yapay zeka sizin neye ihtiyaç duyduğunuzu anlıyor ve o ihtiyacı düşünme süreniz kadar hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Tabii burada ihtiyaçlardan kasıt temel ihtiyaçlar arkadaşlar. Çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaş, mesaj gönder, eve su siparişi ver, müzik dinle gibi. Bu arada müzik demişken bu cihazda Spotify'ın en büyük rakiplerinden Tidal'la anlaşıldığını da söyleyeyim. Özetle bu Cosmos adındaki işletim sistemi ya da işte yapay zeka desteği sayesinde böyle uygulamaları indirmek, temizlemek, silmek, yeniden yüklemek gibi hiçbir işleme ihtiyacınız kalmıyor. Mesela bir arkadaşınız aylar önce size mesajla Netflix şifresini gönderdi diyelim. Siz de şifreyi olur ya unuttunuz, o zaman da arkadaşınıza ulaşmadınız. Önce o bilginin hangi mesaj uygulamasında olduğunu hatırlamak, uygulamayı açmak, varsa yakın bir ifade aratmak, eğer aklınıza hiç yakın bir ifade gelmiyorsa yüzlerce belki binlerce mesajı taramak gerekiyor. Ancak Hümeyn'in AI Pin cihazında buna hiç ihtiyacınız kalmıyor. Atıyorum Melih'in bana gönderdiği Netflix şifresi neydi diye sorduğunuzda cihaz otomatik olarak o binlerce mesajı tarayıp size yanıtı net bir şekilde veriyor. Çektiğiniz tüm fotoğrafları ve verilerinizin tamamına bilgisayar başına geçtiğinizde ya da farklı bir cihaz üzerinden Human Center uygulamasından erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Şirketin bir diğer iddiası da işletim sistemi içerisindeki yapay zekanın bizi giderek tanıması, davranışlarımız ve ihtiyaçlarımız arasındaki bağlamı kısa sürede anlayıp zamanla daha hızlı tepki vermeye, zamanla bizi daha iyi anlamaya başlaması ve giderek kişiselleşmesi. Ha diyeceksiniz ki akıllı telefonlarda kişiselleşmiyor mu? Evet öyle ama bu kişiselleşme sadece görseller ve sizin sesinizi tanıyan asistanlar düzeyinde kalıyor neredeyse. AI Pin'de ise telefonun tüm yapay zekası size göre şekilleniyor zamanla. Bunun için hemen bir örnek vereyim. Mesela diyettesiniz diyelim. Günlük alacağınız yağ, protein ve karbonhidrat sınırlarını yapay zekaya söylüyorsunuz ve artık hiç düşünmenize gerek kalmıyor. Avucunuzdaki bir avuç kuru yemişi cihaza gösterdiğinizde içinde ne kadar protein olduğunu söylüyor size. Gün içinde bir daha kuru yemiş yemek isterseniz cihaz sizi uyarmaya başlıyor. Böyle bir yapay zekayı ve karmaşık komutları yönetmek için de güçlü bir işlemciye ihtiyaç var tabii ki. AI Pin'de ise 2.1 GHz hızında Qualcomm Snapdragon işlemci var. Cihaz tüm gün yetecek güçte batarya ile geliyor. Şarjı bittiğinde Bluetooth kulaklıklardaki gibi bir şarj kutusuna yerleştiriyorsunuz. Bu kutuyu da bittiği zaman şarjı Type-C kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Gelelim Human AI Pin'in fiyatına. Cihaz $699'lık bir fiyata sahip. iPhone 15'ten
100 dolar daha ucuz. Buradan yola çıkarak cihaz bir gün olur da Türkiye'ye gelirse 43 bin TL seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak Humin AI Pin ekransız bir mobil iletişim deneyimi ve bununla birlikte üst düzey yapay zeka deneyimi sunmayı amaçlayan farklı bir ürün. Nasıl tuşlu telefonlardaki alışkanlıklarımız demode olduysa zamanla, ileride yakın gelecekte ya da uzak gelecekte akıllı telefonlardaki alışkanlıklarımız da biz istesek de istemesek de bir gün demode olacak arkadaşlar. Belki yakın gelecekte beynimizi okuyan Neuralink çipiyle haberleşen cihazlar sayesinde ihtiyacımızı karşılamak için bırakın avuç içine ekran yansıtmayı, sadece ve sadece düşünmemiz bile yetecek. Düşünce gücüyle mesaj atıp oyun oynayabileceğiz mesela. Bu cihazlar şu anda gerçek. Ancak gelecekte Human AI Pin gibi cihazlar mı yoksa Neuralink gibi çipler mi akıllı telefonların yerine geçer? Bence şimdilik net olmayan konu bu. Başka bir videoda görüşmek üzere.